Şekerleme fabrikasındayız şu anda. Rüya. Şekerleme fabrikası deyince ben ne beklemiştim biliyor musun? Böyle daha çok hani kurabiye falan. Ama bildiğin fabrika burası. Böyle... Ne yapacağız peki biz? Ben de bilmiyorum. Bunlardan acaba şekerleme falan mı yapacaksın? Rüya bir şey soracağım. Bu bir kalıba benziyor ama ne? Su mu anne? Dur bakalım ne kalıbı olabilir bu? Arkadaşlar bir fikriniz var mı? Sizce bu kalıp ne? Nasıl şekerleme yapılabilir bunlardan? Yeşili de varmış. Çok güzel görünüyor. Bakalım ne çıkacak? Evet önce sanırım Rüya şurası ellerimizi yıkamak için. Önce bütün yemeklerimizi, bütün yiyeceklere girmeden önce ellerimizi tertemiz yıkıyoruz. Sonra da buradaki malzemeler bayağı kimya mühendisi gibi çalışmacalı bir şey. Acaba bu makineye falan beni atarlarsa ben korkarım. Acaba bunlarla bir alakası var mı? Buzdolabı var gördünüz mü? Bakayım bir. Şekerleme fabrikası. Bakalım neler. Burası da dondurmacıların şey. Bunlar ne? Rüyacığım gel anneciğim bunu giymen lazım. Çünkü birazdan bayağı bir gıda mühendisi olacaksın ve bize şekerleme üreteceksin. Hazır mısın buna? Evet, giy onu da bakalım. Bonemizi. Tamam, dur boneni de tak anneciğim. Gıda ile uğraşıyorsan eğer temizlik, hijyen had safhada önemlidir. Evet, bakalım şimdi. Sonra üstüne falan. Üstüne sıçrar, üstünden yiyeceklerin içine bir şey dökülür. Hadi o zaman sen başla. Şekerlemeyi bekliyorum. Bir şey sorabilir miyim? Çıkan şekerlemeden ben yiyebiliyor muyum acaba? Rüya duydun mu? Ben yiyeceğim. Ben çıkıyorum o zaman heyecanla bekliyorum. Bakalım Rüya bugün benim için ne yapacaklar? Çok heyecanlıyım. İnşallah çok güzel şeyler yapar. Nasıl yiyeceğim acaba? Hadi bakalım. Rüya gelsin. İçeride etkinliğe başlıyorlar. Bu sefer gerçekten çok merak ettim. Acaba lezzetli olacak mı? Arkadaşlar yerken sizinle tadını mutlaka çekiyor olacağım. Merak etmeyin. Anneciğim bitti mi etkinlik? Acaba neler yaptınız? Bunlardan çok merak ediyorum. Bana da yaptın mı? Hazır mı benimki? O ne? Bakayım. Zilibon ne bu şekerleme? Rüya. Bir şey söyleyeyim mi? Çok lezzetli görünüyor. Hemen tadına bakmak istiyorum. Nasıl geçti? Çok güzel. Ya Rüya bir şey soracağım. Bakayım. Ayıcıklı şekerleme. Hadi şekerleme dedik. Peki yiyecek misin? Peki tamam hadi açalım yiyelim o zaman. Jelibon fabrikası tam şurası. Biz şimdi çıktık oradan ve efsane jelibonlar yaptık. Ben de yiyebilir miyim? Dur. Hoppa. Anne daha ne? Çok lezzetli görünüyor. Tadı da çok güzelmiş. Hadi yürüyelim. Bayıldım ya. Rüya peki sen mi yaptın bunu? Ne? Sen mi yaptın bu şunu? Bayıldım. Nasıl yapılıyormuş ya acaba? Çok değişik gerçek. Çok lezzetli. Türk Hava Yolları, Turkish Airlines Havacılık Akademisi'ndeyiz şu anda. Rüya içeri girdi. Ben bu kadar gerçekçi olacağını düşünmemiştim ama. Şu an şapka takıldı Rüya'ya. Gerçekten arkadaşlar çok gerçekçi bir uçuş simülasyonu yaşıyorlar burada. Böyle yani birkaç tane şey var, simülasyon var. Çok güzel görünüyor içerisi. Etkinliklere maalesef bizi almıyorlar. Çok heyecanlı görünüyor. Yani ben en çok benim eğer sizi yerinizde olsaydım yani bir çocuk olsa en çok bunu merak ederdim diye düşünüyorum. Bakar mısınız böyle yukarıdaki ışıklar falan her şey var. Arkadaşlar şapkası ve Rüya çok tatlı görünüyor. Birazdan uçuşu başlayacak. Biraz heyecanlı görüyorum onu. Bakalım uçuşu nasıl geçecek? İlk uçuşu bu. Çok heyecanlıyım. Rüya uçuşa geçmiş. Arkadaşlar tek başına oturuyor gördüğünüz gibi. Yardımcı pilot yok yanında ama gerçek bir uçuş şeyinde yani simülasyonunda. Tamamen gökyüzünde şu anda. Böyle kol ne tarafa çevirse o rotadan çıktığını uyarısı verdi. Galiba sağa sola gitmeye çalışıyor şimdi. Çok keyifli görünüyor arkadaşlar ya. Ben de çok isterdim şu anda. Burası sanki İzmir mi? İzmir'e benzettim ben. Ya da Antalya mı acaba? Bilmiyorum böyle deniz kenarı çok güzel bir yere görünüyor. Bakalım. Çıksın. Çok heyecanlı ya. Ben de gitmek istiyorum. Girmek istiyorum. Neymiş? Şimdi anlayacağım. Bu alanda Türk Havacılık Tarihi ile ilgili bilgi aldıktan sonra Boeing 737 uçağının kokpitinde pilot olarak görev alıyorlar. Gerekli teknik bilgileri edindikten sonra uçuş simülasyonuyla Sabiha Gökçen'den İstanbul Yeni Havalimanı. Ben Ankara, İzmir,
Antalya her yeri karıştırdım. Meğer İstanbul'muş, yaşadığımız yermiş burası. Anneciğim uçuşun bitti, indirdin uçağı, ben hepsini izledim. Nasıl geçti? Hadi yavaş yavaş hem üzerine çıkart, hem de uçak uçurmak nasıl bir histi bana hemen anlatmanı istiyorum. Keyifli miydi? Vallahi büyüdüğünde pilot olmak ister misin peki? Neden? Ay ben çok isterdim biliyor musun? Ben de isterim ama bilmiyorum, büyüdüğünde karar. Tamam bakalım. Arkadaşlar gerçekten çok güzeldi. Dur şurayı kapatalım önce. İnanılmaz keyifli görünüyordu. Sen peki keyif aldın mı? Şimdi ay arkadaşlar gerçekten Türk Hava Yolları bu konuda efsane. Rüya yukarıdaki kokpitin şeylerin böyle hani ışıkları var ya, onlara kadar arkadaşlar bakar mısınız? Her şey var içeride. Çok da keyifli görünüyordu. Nereden nereye gittiğini biliyor musun Rüya? Dur dur onu demiyorum. Uçakla nereden nereye gittiğini biliyor musun? Nerede yani nereye gittin? Yeşil arkaları tahmin ettim. Hayır ondan bahsetmiyorum. Sabiha Gökçen'den pardon. Atatürk. Anne ben de olur. Ne? Atatürk Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittin sen uçakla biliyor musun? İstanbul semalarını süper bir uçuş gerçekleştirin. Çikolata değil anneciğim, burası süt fabrikası. Ay bir şey söyleyeceğim. Onları tabii arkadaşlar, siz de eğer Havacılık Akademisi beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar, hoşça kalın, bay bay. Bilim ve Kimya Laboratuvarı mı? Rüya çok değişik bir yer burası. Şimdi Rüya, buna ne deniyor biliyor musun arkadaşlar? Bunun adını bilen var. Ay gösterdim adını, soruyorum bir de bunun adını. Buna periyodik tablo denir. Elementlerin periyodik tablosu. Gel bakalım. Ay Rüya, burada kimya için malzemeler var biliyor musun? Bunlar kullanıyor. Bilmiyorum. Gel gel. Bak şimdi anneciğim, kimyacılar ne yaparlar biliyor musun? Böyle değişik aletleri vardır. Küçücük küçücük şeyleri birbirleriyle karıştırıp bambaşka şeyler elde ederler. Biliyorum ben. Evet anneciğim bak, buna ne deniyormuş? Petri kabı, erlen, damlalık. Damlalık şu gördüğüm şey. Damlalık mutlaka herkes görmüştür. Bu da erlen. Ben buna başka bir şey diyordum sanki ya. Böyle bizim zamanımızda başka bir daha vardı. Aa Rüya, buna balon deniyormuş. Bunun içine, şimdi buna neyine kadar koyman gerekiyor? Ay Rüya. Bir şey söyleyeyim, ayırma hulusi. Ben ortaokula giderken bununla bir deney yapmıştım biliyor musun? Çok ciddiyim. Peki şimdi biraz sonra sen burada ne yapmak istersin onu söyle bana. Arkadaşlar kimyacılık çok değişik bir olay. Böyle yaptığınız şey bambaşka bir şey ortaya çıkartabilir. Mesela hemen hepinizin bildiği gibi hidrojen ve oksijenin birleşimiyle su oluşuyor, tamam mı? Ama bambaşka elementlerin birleşmesiyle de bambaşka şeyler oluşabilir. Yani biraz sonra bu masada Rüya bunları karıştırdıktan sonra burada bir patlama yaşanabilir. İster misin bir patlama yaşansın efendim anneciğim? Yaprak, su, ateş ve havayı birleştirin. Yaprak, su, ateş. Ne yapacaksın? Hava. Bakayım. Ha, hayır anneciğim, bunlar doğada bulunan dört element. Bu yaprak değil ayrıca. Toprak, ateş, su, toprak ve hava. Doğada bulunan dört element. Bunu arkadaşlar biliyor muydunuz? Yoksa benden mi öğrendiniz? Yorumlarda yazın. Biz kimya bölümüne veda ederken ülkemizin gururlu kimya isimleriyle son veriyorum videomuza. Öncelikli olarak ülkemize geçiyorum. Remzi İhsar, Özlem Türeci, Uğur Şahin ve Aziz Sancar, Nobel ödüllü bizim kimyacılarımız. Onunla gerçekten gurur duyuyoruz. Şimdi onların hepsiyle gurur duyuyoruz. Yavaş yavaş çıkalım mı anneciğim buradan? Ben çıkayım, sen burada bir patlama yarat, ne diyorsun? Vallahi öyle bir şey söyleyeyim mi sana? Kimya öyle bir şeydir. Ben çıkıyorum. Ben karışmam. Kalacaksan da kendin kal. Ben kal. Gel bakalım. Evet şimdi yeni etkinliğimiz ne olsun istersin? Aa, benim aklıma bir şey geldi. Bir sonraki etkinlik sürpriz olsun o zaman. Görüşürüz annem, bay bay. Rüya anneciğim, işe mi gittin sen şimdi? Anneciğim. Rüya, başladın mı çalışmaya şimdi sen? Peki günün nasıl geçiyor? Birazdan siparişler gelecek. Hazır mısın? Aa, bir tane müşteri gelmiş Rüya Migros'a. Dur bakalım hadi. Dikkatli ol, tamam mı? Dutlarını güzel yap. Bir de parayı yanlış hesaplama sakın. Bekliyorum.
Ya çok keyifli gelin ya. Manika, bayağı bir gün hal. Tüm meyveler var. Üzüm var, soğan var, limon. Ay, aşağıdaki meyveler, sebzeler, her şey çok güzel görünüyor. Şimdi Rüya'ya ilk müşterisi geldi. Unge almış, gofret almış. Üstüne neler neler almış, çok güzel. Bakalım Rüya da diğerlerini halledebilecek mi? Çok keyifli görüyorum. Ben de o istiyorum. Bakar mısınız? Şeyler de küçücük zaten. Burada bekliyoruz. Bir sonraki etkinliğimiz ne olsa acaba diye de düşünüyorum. Galiba zor bir iş bulutları yapmak. Rüya'yı şey yapıyor şu anda, uğraşıyor. Bakalım. Biraz aşağı doğru mu acaba Rüya? Ben de bilemedim. Bakalım, bekliyoruz şimdi. Ha, şimdi galiba anladı. Biraz uzaktan tutman gerekiyor dedi abla burada. Biz de anlamış olduk böylelikle. Hiçbirini ama küçük bir market görmemiştim ben hayatımda. Burası çok küçük ve içindeki her şey gerçek böyle. Ay kahve. Canım nasıl istedi şimdi. Etkinlikten sonra ne etkinlik yapsak diyorduk ya, vazgeçtim. Oturalım şöyle Rüya'yla anne kız kahve içelim. Rüya nasıl anneciğim? Ya bir şey soracağım. Her şey içine içerledin mi? Mesela atıyorum kahve diyor. İçinde kahve tanecikleri falan var mıydı? Dokunabilir mi hiç? Hiç öyle denk geldi mi yani? Galiba dokunmamışsın hiç. Peki gerçek hayatta ister miydin Migros'ta çalışmak? Dişçilik mi? Aa bakayım. Dişçilik! Yes baby! Dişçiliğe giriyoruz o zaman.